Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz canlıların yapısında bulunan temel bileşikler. Konumuza bir soruyla başlayalım. Canlılar nelerden oluşmuştur? Canlılar elementlerden oluşmuştur. Nasıl oluyor da canlılar elementlerden oluşmuştur diyorsanız hemen buraya bakalım. Elementler bir dizi özel organizasyon zinciri sayesinde organizmayı meydana getiriyor. Zinciri hemen hatırlayalım. Elementlerden organizmaya giden zincir şu şekilde. Elementler bileşikleri, bileşikler hücreleri, hücreler dokuları, dokular organları, organlar sistemleri ve son olarak da sistemler organizmayı meydana getirmiş oluyor. Canlıların ortak özellikleri konusunda da buna değinmiştik. Bu basamaklar bizim için önemlidir. Karşımızda soru olarak çıkarlar. Şimdi doğada çok fazla derecede element vardır. Bu elementlerden 6 tanesi bizim için çok kıymetlidir. Sorularda karşımıza çıkar. Hangi 6 tane bunlar? Karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfor ve kükürt. Bu 6 tane element niye bu kadar kıymetli? Canlıların toplam kütlesinin yaklaşık %98'i bu 6 tane elementten meydana geliyor. Bu yüzden bizim için çok kıymetli bu elementler. Canlılarda bulunan temel bileşikler ikiye ayrılır. İnorganik bileşikler ve organik bileşikler. Kimlerdir bunlar? İnorganik bileşikler su, asit ve bazlar, tuz ve mineraller. Organik bileşikler kimler? Buradaki kadro biraz daha gelişmiş, biraz daha kalabalık. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, hormonlar, vitaminler, nükleik asitler ve ATP şeklinde organik bileşiklerde birazcık daha geniş bir kadro var. İnorganik bileşiklerde ise 3 tane madde görüyoruz. Şimdi inorganik bileşiklerin genel özelliklerine bir bakalım. İnorganik bileşikler canlıların kendi vücudu tarafından sentezleyemediği, dışarıdan hazır olarak almak zorunda olduğu bileşiklerdir. Nedir genel özellikleri? Yapıcıdırlar, onarıcıdırlar, düzenleyicidirler. Fakat sindirilmezler ve solunumda enerji vermezler. Sindirilmeden hücrelerinden geçebilirler. Zaten sindirime uğramıyorlar demiştik. Biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşmesinde kullanılırlar. Evet, düzenleyici demiştik. Enzimlerin yardımcı kısımları olduklarından dolayı biyokimyasal tepkimelerde bunlardan faydalanılıyor. Homeostazi yani kararlı iç denge için bunlar gerekliydi çünkü ne dedik? İnorganik bileşikler düzenleyicidirler. Yapıya katılırlar. Az önce de bahsettik, canlı kütlesinin %98'i 6 tane elementten dedik. Demek ki canlı bünyesinin içerisinde inorganik bileşikler de hali fazla bulunuyor. Yapıya katılıyorlar. Biraz sonra tek tek incelediğimiz zaman bunları net olarak göreceğiz minerallerde. Onarımda da varlar. Yapıcı onarıcı demiştik. Yapıya katılıyorlar. Ve onarım işinde de görevliler. Fakat solunumda enerji verici olarak biz bunları kullanamayız. Enerji verici olarak kullanamayız. Karşımıza sorularda çıkarlar. Yapıcıdırlar, onarıcıdırlar, düzenleyicidirler, sindirilmezler ve enerji vermezler. İnorganik bileşikler. İnorganik bileşiklerin ilki suyla ayrıntılı bir şekilde yolumuza devam edelim. Su. 2 tane hidrojen, 1 tane oksijenin birleşmesiyle oluşan bizim hayat kaynağımız H2O. H2O bizim için çok kıymetli. Su molekülleri birbirlerine hidrojen bağlarıyla bağlanarak daha büyük su kütleleri meydana getiriyorlar. Tüm organizmalarda en çok bulunan bileşen sudur. Dünyamızda da en fazla bulunan bileşen sudur. Organizmaların toplam kütlesinin %70'inden fazlası sudur. Bazı canlılarda bu oran %98'lere kadar çıkar. Bazı canlılarda oran düşmüş olmasına rağmen ortalama %70'tir. Su olmazsa hayat olmaz. Neden olmayacağını hemen bir bakalım. Tek tek görelim. Su iyi bir çözücüdür. İyi bir çözücü olmasından dolayı hücrenin içerisinde suyun sağlamış olduğu ortam sayesinde bir sürü enzimatik reaksiyon burada çok rahat bir şekilde gerçekleşir. Maddelerin taşınması ve metabolik artıkların uzaklaştırılmasında su görev alır. Hayvanlarda bu şekildedir. Bitkilerde yine aynı şekilde artık maddelerin dışarıya taşınmasında su görev alır.
Yüksek özgül ısıya sahip ve ısıyı depolayabilir. Ne demek yüksek özgül ısıya sahip ve ısıyı depolayabiliyor ya da ne işimize yarıyor? Pratikte ben bunu nasıl aklımda tutacağım diyorsanız örnek verelim. Yüksek özgül ısıya sahip olması ve ısıyı depolayabilmesi sayesinde okyanuslardaki ya da göllerdeki sular geç ısınırlar, geç soğurlar. Bu sayede de suyun içerisinde bulunan canlılar bundan çok az miktarda zarar görerek etkilenmiş olurlar. Geçelim bir başka maddeye. Suyun donmasıyla oluşan buzun yoğunluğu daha azdır. Bu sayede de donan buz suyun üstünde bir tabaka oluşturur. Dışarıdaki çok soğuk hava suyun alt katmanlarına geçmez. Bu sayede de buzun altında canlılar yaşayabilir. Değil mi? Üstü çok kalın, metrelerce buz tutmuş olan denizin alt tarafı artı 4 derece sıcaklıktadır. Bu sayede de denizin içerisinde yaşam devam etmektedir. Buharlaşma ısısı yüksektir. Etkili bir soğutma sağlar. Tamam. Buharlaşma ısısı yüksek. Ne işimize yarıyor bu? Terleme olarak karşımıza çıkıyor. Değil mi? Vücut ısımız çok arttığı zaman vücudun içerisindeki ısıyı su moleküllerine yükleriz. Su molekülleriyle de biz bunu dışarıya atarız ve vücudun fazla ısısı dışarıya atılmış olur. Hücrelerimiz, özellikle de sinir hücrelerimiz bu yüksek ısıdan kurtulmuş olurlar. Bu sayede bize müthiş bir soğutma sağlamış olurlar. Kohezyon ve adezyon kuvvetlerine hemen bir geçelim. Suyun kohezyon kuvveti yüksektir. Nedir kohezyon kuvveti? Su moleküllerin birbirlerine tutunma kuvvetidir. Su molekülleri hidrojen bağları sayesinde birbirlerine tutunurlar. Bu sayede de kopmadan bir sütun halinde ilerleyebilirler. Hatta yüzey gerilimi oluşturur şekilde de örneğin hemen buraya koydum. Yüzey gerilimi oluştururlar. Gördüğünüz gibi üzerlerine canlılar hareket edebilirler. Kohezyon kuvveti su moleküllerinin birbirlerine tutunması kuvvetidir. Peki adezyon kuvveti nedir? Suyun başka moleküllere tutunmasını sağlayan kuvvettir. Ne işimize yarıyor bu? Su moleküllerinin herhangi bir yüzeye tutunması, bu sayede de suyun ilerlemesi, mesela bitkilerde suyun taşınması bu şekilde kolay bir şekilde sağlanmış olur. Hemen örnekleri gösteriyoruz. Bir adezyon örneğidir. Ne var burada? Su molekülleri cama yapışmış olarak duruyor. Adezyon örneği suyun cama yapışması, kohezyon örneğinde ise suyun yüzey geriliminden dolayı canlıların üstünde yürümesine imkan sağlamasıdır. İnorganik bileşiklerden ikincisi asit ve bazlardı. Hemen bakalım bu da. Suda çözündüğünde hidrojen iyonu yani H artı veren bileşiklere asit, hidroksit iyonu yani OH eksi veren bileşiklere ise baz deniyor. Bir çözünürlükte ne kadar asidik, ne kadar bazik olduğunu içindeki H artı iyonun derişimi sayesinde anlarız. Bunu da hemen burada bir görelim. 0'dan 14'e kadar pH derecesi yani bileşiklerin pH'ını asidik ya da bazik olduğunu anlamamızı sağlayan bir pH metremiz görülüyor. Orta kısım 7 derecede bulunan biz buna nötr diyoruz. Nötr yani ne asit ne de baz. Aşağıya doğru ilerliyorsak buradaki değerler asitleşiyor. Yukarıya doğru çıktığımızda ise buradaki değerler bazlaşıyor. 7'den 0'a doğru gittiğimiz zaman asit, 7'den 14'e doğru çıktığımız zaman ise ortam bazlaşıyor. Birkaç örnek verelim mesela. Hidroklorik asit çok kuvvetli bir asit. Mide asidi keza yine aynı şekilde limon çok kuvvetli bir asit. Yukarıya doğru ilerlediğimizde sodyum hidroksit kuvvetli bir baz. Çamaşır suyu ilginçtir. Çoğumuz bunu asit olarak zannederiz ama çamaşır suyu bir bazdır. Yine sabun bir bazdır. Saf su nötre yakındır ama hafif bir bazik özelliği göstermektedir. Asit ve bazların genel özelliklerine bir bakalım. İnsan kanının optimum pH değeri 7.4'tür. Bu 7. değer eğer 7'ye düşerse ya da 7.8'e çıkacak olursa insan birkaç dakikadan fazla yaşayamaz. Hocam niye bu kadar önemli? Yani 7.4'ten 7'ye düşsek ne olacak? 0.4'lük bir değer kaybı ya da 0.4'lük bir değer artışı neden bu kadar önemlidir? Hemen gençler aman dikkat köşemize geçiyoruz. Aman dikkat köşemizde diyor ki her pH birimi
H artı ve OH eksi derişimlerinde 10 misli farka karşılık gelir. Yani bizim 1'den 2'ye geçti dediğimiz pH değeri diyor ki aslında böyle diyor, 1 misli artış değildir bu diyor. 10 mislidir diyor. Örneğimizde pH'ı 3 olan bir çözelti, pH'ı 6 olan bir çözeltiden 2 kat değil 1000 kat daha asidiktir. Nasıl oluyor? pH 3'ten 4'e geçerken 10, 4'ten 5'e geçerken çarpı 10, 5'ten 6'ya geçerken çarpı 10. Ne oldu? 1000 kat. Yani pH 3'ten 6'ya geçtiğimiz zaman zannedildiği gibi 2 kat arttı değil, 10 çarpı 10 çarpı 10, 1000 kat artış gözleniyor. Onun içindir ki bizim kanımızın, bizim yaşam sıvımız olan kanımızın 0.4 artış, 0.4 eksilmesi bizim birkaç dakikadan fazla yaşamamıza imkan vermiyor. Bunun için pH değerleri çok çok bizim için önemlidir. Şimdi insan vücudunda farklı pH'da yerler var. Örnek verelim, sindirim sistemi üzerinden örnek verelim. Mesela midemiz asidik bir ortamdır. Ortalama 2-3 pH değeri civarındadır. Bağırsaklarımızsa 8-9 bazik bir ortamdır. Ağzımız içerisindeki tükürük nötr, hafif bazik bir ortamdır. Niye vücudumuzda farklı yerlerde farklı pH dereceleri var? Hemen açıklamasını yapalım. Bu farklı pH dereceleri farklı enzimlerin çalışabilmesi için gereklidir. Yani midenizde bulunan enzim farklı pH'te çalışıyor. Çünkü farklı bir enzim. Bağırsaklarımızda bulunan enzim yine farklı bir enzim. O da farklı bir pH derecesinde çalışıyor. pH değişiklikleri enzimlerin yapısını bozar. Yani alışık olduğu bir pH derecesini siz değiştirecek olursanız enzimler önce çalışmazlar. Akabinde de yapıları bozulur. Geriye dönüşümsüz olarak da yapıları bozulabilir. Enzimleri tamamen de ortadan kaldırabiliriz. Şimdi burada bir detay var. Genel kültür olarak işimize yarar diye koydum buraya. pH nedir pH dediğimiz? Power of hydrogen. Baş harflerini almışlar. Power of hidrojenin baş harfleri pH olarak, kısaltma olarak karşımıza çıkmıştır.